Manşete hoş geldiniz. Cemaat AKP ile anlaşır mı başlıklı bu manşetimizde öncelikle son dakika bir iki gelişmeyi vereceğiz. Ondan sonra e, bu konuya ve ondan önce tabi e, Taliban konusuna ve evet Erdoğan erken seçim, Erdoğan'ın sağlığı gerçekten kötü mü, sarayda ne konuşuluyor bu konulara bakacağız. Ama önce son dakika gelişmesine bakalım. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Şubat davasında Çevik 1 ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı vermiş. Ki bu sanıklar müebbet hapis cezası almışlardı. Evet soldaki e, Çevik 1 sağdaki Çetin Doğan. Çetin Doğan daha çok balyoz soruşturmasıyla, balyoz darbe planıyla biliniyor. E, 28 Şubat'ta çok fazla ismi üzerinde... E, bir iddia, bir şey döndüğünü ben hatırlamıyorum. O günler Ankara'da yaşadım. Çevik birçok gündemdeydi. Karadayı gündemdeydi. Kıvrıkoğlu gündemdeydi. E, Erol Özkasnak, Genelkurmay Genel Sekreteri gündemdeydi vesaire Fakat burada Çetin Doğan'a muhtemelen balyoz üzerinden, balyoz darbe semineri üzerinden de e, o gruba, o cenaha bir e, mesaj veriliyor. Ergene konculara öyle söyleniyor ya enteresan siyasi bir dava, siyasi bir dava olarak devam etti ve iki kesim arasında gerek işte Ergenekon tayfası, gerek işte AKP tayfası veya Erdoğan'ın temsil ettiği grup aralarında ciddi bir idrar yarışı var. Bu son 7-8 senedir iyice su yüzüne çıktı ve hukuk, savcılar, jandarma, polis neyse, hakimler, yargıçlar, Anayasa Mahkemesi, SYK bu konuda birer maşa, birer araç olarak kullanılıyor. Ergene Koncu tayfanın ya da Avrasyacı, ulusalcı, ulusolcu ne dersiniz ee, sözcüsü yayın organı Oda TV, ee, Çetin Doğan da oraya konuşmuş, bavulum hazır bekliyorum demiş. 84 yaşında ben Çetin Doğan'ın da Çevik birin de hapse girmesini savunmuyorum ama gerek 28 Şubat'ın gerekse daha sonraki darbe seminerinin ve e, darbe girişimi çalışmalarının bu konuda ordu içindeki dönen mavranın hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de askeri vesayet var. Türkiye bir darbeler ülkesi oldu, oluyor, olacak. Dolayısıyla külahımı anlatsınlar. Asker demokrasinin yanındadır, siyasi iktidara saygılıdır falan gibi masallara karnımız tok. Zaten Çetin Doğan da, Çevik Bir de, diğerleri de aldıkları askeri doktrinle bunları yapıyorlar. Ve bunun birer hak olduğunu düşünüyorlar. Cumhuriyet ordusunun birer mensubu olarak daha çekirdekten yetişirken bu duyguyla yetiştiklerini düşünüyorlar. Dolayısıyla bir vatana ihanet vesaire de söz konusu değil. Kendileri açısından o yönüyle de haklılar diyeyim. Taliban konusuna geçelim. Taliban bu fotoğraf 1981 tarihli dönemin Amerika Başkanı Ronald Reagan Taliban, Taliban'ın demeyeyim de Taliban'dan önce Afgan mücahitleri daha sonra Taliban'ı doğurdu bu. Onlarla görüşürken Ronald Reagan seçildiği seneden bir yıl evvel 1979'da Sovyet Rusya Afganistan'a girdi. 10 sene sonra arkasına bakmadan çıkmak zorunda kaldı. O arada Sovyet devrimi oldu. Ya da ne bileyim Sovyet Rusya dağıldı eş zamanlı olarak. O arada Amerika Afgan mücahitlerin yanında işte Sovyetlere karşı direnişte onları teçhiz etti. Onları eğitti falan. Soğuk savaş yıllarıydı. Sonrasında da enteresan bir şey oldu. Amerika e, Irak'a girdi falan. E, o arada e, Afganistan'ı bir anlamda kendi haline bıraktı veya bırakmış gibi yaptı. 2001'e gelindiğinde 11 Eylül saldırıları yaşandı ve e, Afganistan'daki artık Afgan mücahitleri Taliban'a vesaire evrilmişlerdi. Ve orada e, ne balanan büyüyen neyse El-Kaide örgütü, Üsame Bin Laden vesaire e, onların e, ikiz kulelere e, saldırmasını gerekçe göstererek Afganistan'ı işgal etti. 20 yıldır da oradaydı. Birleşmiş Milletler ve NATO kararları uyarınca 2021 Ağustos sonunda e, Amerika ve müttefiklerinin e, Afganistan'ı boşaltması, terk etmesi, çıkması gerekiyor. Zaten her şey e, belli bir ajandaya, bu ajandaya göre yapıldı ama fakat yani çıkış e, çok istedikleri gibi olmadı, tatsız oldu ve arkalarına bakmadan çıkmak, kendilerine hizmet eden misyon veya Afgan veya işte oradaki yerel isimleri de arkalarında bırakmak, onları satmak zorunda kaldılar. İşin Türkiye'yi ilgilendiren boyutu da var. Türkiye de Afganistan meselesi bu fotoğrafla daha çok hatırlanıyor. Recep Tayyip Erdoğan iki ay kadar önce Brüksel'de Joe Biden'la, Amerikan Başkanı'yla görüştü. Heyetler arası görüşmeler falan da oldu ama bu baş başa görüşme çok dikkat çekti. Erdoğan'ın yanındaki tercüman Merve Kavakçı'nın kızıydı ve sadece bu görüşmede yer aldı. Belli ki Erdoğan diğer tercümanını veya tercümanlarını, dışişleri kökenli isimleri falan çok fazla yanında görmek istemedi. Ve burada yapılan konuşmaların sır olarak kalmasını istedi. Bu görüşmede Afganistan konusunda Türkiye'nin daha doğrusu Erdoğan'ın Joe Biden'a tavizler verdiği, Joe Biden ne derse evet dediği e, falan iddia ediliyor. Biz bazı gelişmeleri sonrasında yaşananlarla okumaya çalışıyoruz. Amerikan elçiliği bunu yalanlamış. Ya, yalanlayacak elbette. Evet böyle bir şey var diyecek hali yok. Resmi olarak yalanlanır böyle şeyler ama bu görüşmeye çok bağlı. E, esasen e, Türkiye'nin Afganistan'da ne işinin olduğu ne yapacağı veya Türkiye özellikle Afgan gö göçmenleri nasıl göğüsleyecek? Bir de işin böyle bir tarafı var. Baktığınızda Avrupalı liderler işte Türkiye'ye barajı, göçmen barajını kurmuş durumdalar. Afgan vatandaşlarının ülkeyi terk edip te terk etmemesi Taliban'a bağlı Türkiye ile yakın olarak çalışmak zorundayız diyor Merkel. E Emmanuel Macron Fransa Başkanı Türkiye ve İran gibi transit ya da ev sahibi ülkelerle işbirliği girişiminde bulunacağız diyor. Yunanistan Göç Bakanı da göçmenlerin AB'ye giriş kapısı olmayacağız demiş. Yunanistan olmayacaksa neresi olacak? Dediğim gibi barajı, bariyeri şeye kuruyorlar. Türkiye'ye kuruyorlar. Muhtemelen Türkiye ile Yunanistan arasında gerek Meriç gerekse Ege Denizi'nde olağanüstü teknolojik imkanlar kullanılarak setler yapılacak veya önleme faaliyetleri falan söz konusu. Olacak. Evet. Evet. Taliban'la e, Amerika'nın ilişkisi böyle ve şu anda Biden yönetimi e, muazzam bir fiyaskoya, muazzam bir hezimete e, yol açmakla suçlanıyor. Bir iki satır bir şey söyleyip geçeceğim. Çok da üzerinde durmayacağım. Olayın tek başına bir boyutu yok. Afganistan meselesinin geriye doğru tarihsel boyutu var. Afgan halkı boyutu var. Yaşananlardan bıkmış, artık istikrar isteyen veya kendi haklarını savunan bir yönetim isteyen bir halk söz konusu olabilir. Batı boyutu var. Avrupa, Amerika, müttefikleri. Terör boyutu var ve rant boyutu var. Yani Afganistan çok ciddi bir uyuşturucu ülkesi. Aynı zamanda maden ülkesi. Tamam Amerika orada trilyon dolar harcamış, trilyon dolar yatırmış oraya ama yani bunun misliyle karşılığını alacak ki oraya trilyon dolar yatıracak aynı şekilde askerlerini orada 20 yıl boyunca tutacak onları besleyecek bu işler parasız pulsuz olmuyor hiçbir batılı devletinde Afganistan'a demokrasi huzur saadet refah e, oradaki halkların işte efendim esenliği filan böyle dertlerle gitmediği ortada e, bunu da akıldan uzak e, tutmayın oradaki halklar ne yapacaklar e, daha önce ne olduysa o olacak kaçabilen kaçacak kendini güvende hissetmeyen e, güvenli olduğu yerlere doğru geçmeye çalışacak zaten mühim bir bölümü geçti Kalanlar apansız yakalananlar da bunu yapmaya çalışacaklar. Kalanlar da rejimli rejimi savunanlar ve rejimli iyi geçinmeye çalışanlar olarak ikiye ayrılacak. Rejimi savunanlar savunmaya devam edecekler. Onları onlar zaten Taliban'ı tuttular ve bu noktaya getirdiler. Arkasında bir halk desteği olmadan bir hareketin bir yere gelmesi söz konusu bile olamaz. Ee, öbür taraftan rejimle iyi geçinmeye çalışan, yani Talibanlaşan, Müslümanlaşan veya e, mevcut değerleri neye inanıyorsa onu bir poşetin önüne, bir poşetin içine koyup kapısının önüne bırakıp Talibanca bir yaşam e, kurmaya çalışanlar olacak. Her ülkede olduğu gibi tıpkı Türkiye'de de olduğu gibi bu olacak. Kadınlar üzerinden bir şey dönüyor. Afgan kadınları şimdi ne yapacak vesaire. Yap, şu anda yapala, yapılabilecek hiçbir şey yok. Yani dünya seyrediyor zaten. Biraz evvel dünya liderlerinin görüşlerini getirdim. Kimsenin umrunda bile değil. En son bir Alman uçağı havalanmış e, Airbus e, A400 içinde 7 kişi var. Yani 150-160 kapasiteli uçak. O 7 kişi de 5 Alman, bir Avrupalı, bir, bir de Afgan. Almanlara hizmet eden, yani kendilerine hizmet eden, kendilerine çalışan insanları bile satıp çıktılar yani. Düşünün. Bir de işin böyle bir boyutu var. Afganistan meselesi kolay anlaşılacak, kolay çözümlenebilecek bir mesele değil. Türkiye tuhaf. İktidar ve iktidar çevreleri Taliban'ın tırnak içinde zaferine seviniyorlar. Halbuki Türkiye, deminden beri söylüyorum, Amerika'nın müttefiki, Batılı devletlerin müttefiki olarak 20 yıldır orada temsilcisi var. Afganistan yönetimiyle bu çerçevede ilişki kuruyor vesaire vesaire. AB nezdinde özür dilerim. Birleşmiş Milletler ve NATO nezdindeki kararların tarafı yani. Şimdi bir anda Türkiye makas değiştirip biz Taliban'ın yani Taliban'ın inancıyla çok da farklı bir tarafımız yok falan diyerek böyle bir noktaya ...geliyor. Ne olacak bilmiyorum. Ne yapacaksınız? 20 yıldır... ...kulağınızın üstüne yattınız. Şimdi işte biraz... ...dünya medyasının gündemine geldi diye... ...o insanları kurtarmaya çalışıyorsunuz falan... ...ama o insanlar için bir şey yapamazsınız yani. Realite bu doğruya doğru. Üzgünüm. Yapılacak şey... ...en iyi şey oradan çıkmak... ...isteyenlere güvenli alanlar sunmak... ...olacak. Taliban... ...İslam'ı falan konularına da hiç girmiyorum. Çünkü bu konu çok su götürür. Alanında değil... Hazreti Muhammed'in vefatından sonra halife ilaha ilk halife seçimiyle başlayan e, tartışmalar, farklı yorumlar, farklı ekoller, farklı anlayışlar, farklı tefsirler, farklı mealler var. Mesrep, me mezhep, meşrep ne derseniz binlerce. Dolayısıyla Taliban'da birini tutmuş gidiyor. Bunun Türkiye'deki sünni İslam veya Türkiye'deki Hanefi fıkıyla e, ilişkilendirilmesi veya böyle bir alaka kurulması konusunu da çok abartılı bir yorum olarak görürüm. Çünkü Türkiye'deki uygulama itibariyle Taliban İslamı veya Taliban uygulaması vesaire ile Anadolu'daki Sünni İslam veya Hanefi fıkı uygulamaları aynı şeyler değil. Evet bunu radikal bir biçimde savunan çok küçük bir azınlık grup olabilir ama yani binde birlik, on binde birlik bir kitlenin görüşlerini alıp da genel Müslümanların görüşü veya inancı veya itikadı gibi yaygınlaştırmamak icap eder. Tıpkı e, sol kesimde e, binde, binde 0.5 binde 0.05'lik e, bir kitlenin e, bir kaçının sesi yüksek çıkınca herkes acaba böyle mi düşünüyor falan gibi paniğe kapılmak gibi. Şimdi e, bir diğer konu da e, bu şey meselesi Cemaat AKP ile anlaşır mı, anlaştı mı meselesi. Sedat Peker bir dizi tweet attı. Bu tweetlerinde ben kurtarıcı değilim, kendi intikam davamı gidiyorum. Bugüne kadar tüm askeri şuralarda en çok kadroyu alanlar Sadat'tan niye bahsetmiyor falan gibi sorular sordu. Esasen bu tweetleri atmasının nedeni Cevheri Güven'in son video yayınıydı. Cevheri Güven son video yayınında Hulusi Akar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, mealen ve özet geçiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ele geçirdiğini, son 5-6 yıldır ciddi bir kadrolaşma yaptığını, Hakan Fidan'la birlikte tüm mevzileri tuttuğunu ve Erdoğan sonrasına hazırlandığını, Sedat Peker'in de ortaya çıkışının işte bu mücadelenin bir parçası olduğunu falan anlattı. Bunun üzerine Sedat Peker harekete geçti. Harekete geçerken de Cevheri Güven'in adını sıkça zikrederek kendi savlarını ortaya koydu. Ve tweetlerinin ikinci bölümünde bir takım belgeler falan da e, yayınlayarak AKP ile cemaat arasında bir köprü kurulduğunu ve AKP, sıkışan AKP'nin e, ne bileyim cemaate, cemaatten aman dilediğini falan ima etti. E, ayrıca e, AKP'lilerin FETÖ meselesinde hiç artık konuşmadığını e, ve son dönemde operasyonların falan da bayağı bir azaldığını falan e, iddia etti. E, şimdi ben bütün bunların hepsine cevap verecek halim yok. E, operasyonlar azaldı mı azalmadı mı baktığınızda görürsünüz. Ben önüme düşen haberlerden her gün e, birkaç tane operasyon her gün e, 50 ile 100 veya 70, 80, 120 günden güne değişmekle beraber gözaltı tutuklama görüyorum. Nasıl bir azalmaysa bu. Ee, operasyonlar devam ediyor. AKP ile e, Ankara Milletvekili Mücahit Aslan üzerinden gizli olarak yürütülen bir e, AKP ile cemaat arasında bir temas var mı? E, bunu gündeme getirmiş e, ve enteresan bir şekilde e, bazı belgeler ki bunlar belli ki kendine servis edilen belgeler e, bu belgeler üzerinden de bu ilişkiyi kendince Sedat Peker ispat etmeye çalışmış. Evet. Uzun bir tweet dizisi, yaklaşık 24 tweet, evet, 24 tweet. Ben kendi intikamımı alacağım, izleyeceğim yolu 2023'te yapılacak seçimlere kadar planla, planladım. Ne kimsenin gazına gelirim ne kimsenin dolduruşuna diyor Sedat Peker. Şimdi bu konuda birkaç şey e, söyleyelim. Yani bir kere Sedat Peker'in söylediği operasyonlar boyutu sadece şurada bir kolaj yapmışlar. Bunu da Twitter'dan aldım. Yurt dışından kaçırılan, getirilen, işte kayıp bir takım insanların fotoğrafları var. Yani operasyonlar adeta, yani operasyonlar hız kesmediği gibi her geçen gün artarak devam ediyor. Bir değişim böyle bir tarafı var. E, tabii şöyle de bir yönü var. Yani e, şey olmadığı için. İnsanlar çok fazla o tarafa bakmadıkları için, yok saydıkları için orada hiçbir şey yokmuş falan gibi görüyorlar. Yani cemaat haberlerine, cemaat operasyonlarına, darbe davalarına falan ilgi kaybolduğu için dolayısıyla Sedat Peker bir şey deyince ha bu doğruymuş falan diyorlar. Yani tam anlamıyla bir e, kapanma hali de var. Yani haberlere kapanma, bilgiye kapanma, ya gerçekten böyle mi diye araştırma da yok. Birisi bir şey söylediğinde doğrudur kabul ediyor. Hele bu Sedat Peker gibi bir fenomense tamamdır. Evet Sedat Peker'in birçok bir itirafı var, birçok tanıklığı var, birçok söylediği altını çizdiği dikkat çektiği konu var. Fakat burada e, enteresan bir şey dönüyor. E, şimdi bu cemaatle anlaşma meselesiyle ilgili e, benim dikkatimi çeken bir iki şeyi anlatacağım. Ben bir cemaat uzmanı değilim. Bir organik temasım yok ve orada ne dönüyor gerçekten bilmiyorum. Ama yaşananları gözlemleyen ve son ve son döneme özellikle vakıf olan biri olarak şunu söyleyeyim. Herkes uzman olmuş durumda bu konuda ve eee Cibilli cemaat karşıtlığı veya düşmanlığı veya nefreti olanlar sağlıklı analiz yapamıyorlar. Bir de işin böyle bir tarafı. Objektif e, bakma yeteneğini kaybettikleri için bir diğeriyle de, bir diğer yönüyle de cemaat adeta bir şamar olanla e, dönmüş durumda. E, şimdi bazı lafları e, söyleyince hatırlayacak, siz de hak vereceksiniz. Yani işte kumpas deyince akla geliyor. E, Fetövari fetovari falan kelimesi çıktı. FETÖ taktikleri falan gibi. Herkes iki lafın biri söylüyor. Yani partilisi partisizi fark etmez. Türkiye'deki bütün kesimler bunu kullanıyor. Bir de böyle bir şey söylediği zaman hemen böyle bir etiket yapıştırılıyor. Kes lan FETÖ'cü falan gibi bir şey. Konuşma hakları yok ve şu son süreçte adeta haşere, zehirlenmesi gereken, üzerine basılması gereken, öldürülmesi gereken haşere gibi görülüyorlar. Dolayısıyla toplum da bunun üzerine gidemiyor. Yani herhangi bir şey söyleyemiyor, bir şey demediği, itiraz edemediği gibi e, aman benim üzerime bir şey yapışmasın diye herkes uzak duruyor. Uzak durduğu için de oradaki haberlere de kendisini kapatmış durumda. E, birisi çıkıp da ya FETÖ'ye hiç operasyon yapılmıyor dediğinde aa bak hiç operasyon yapılmıyormuş operasyonları da kesmişler diye alıyor o yorumu başka bir yerde kullanıyor. Halbuki öyle değil yani. E, sahip çıkan cemaatçi oluyor, gülenci oluyor veya işte moda tabirle FETÖ'cü oluyor. E, canlarını sıkan e, haber yapanları veya canlarını sıkan iddiada bulunanları, canlarını sıkan söylemde bulunanların da, bulunanlara da FETÖ'cü diyorlar. E, ve bunu maalesef kendine muhalif diyen insanlar da uyguluyor. Dolayısıyla kimse kıpırdayamaz oldu. Yani o alan kabul edelim son 6 senedir böyle bir şey oldu, böyle bir olgu var ve bu konuda da başarılı oldular. Türkiye'deki bütün kesimler kendine ne derse desin yani ben reisciyim diyen de için de aynı şey geçerli. Ben muhalifim diyen veya ben ulusalcıyım, ben CHP'liyim, ben iyi partiliyim diyen için de aynı şey geçerli. Haliyle canı yananlar da ancak kendi mahallesini gündemde tutuyorlar. Buna Kürtler dahil. Ayrıca ben e, Kürt kesimini neden e, cemaat soruşturmalarına ilgisiz falan şeyine çok fazla katılmıyorum. Yeterince dertleri var yani. Aynı şekilde cemaat konusunu gündemde tutanlara da siz neden Kürtlerle ilgili meselelere karşı bu kadar duyarlı değilsiniz diye şu anda sorulmaması gerektiği gibi o da diyecek ki benim ocağıma ateş düşmüş yeterince derdim var. Ben kendi arkadaşlarımın şeyini götürmeye çalışıyorum. Yani şu anda Diyarbakır'da surda ne bileyim Mardin'de ya da ne oldu? Selahattin Demirtaş'ın başına ne geldi? Son açıklamasında ne var? Onu ta takip edecek halim yok. İçeride canlarım, ciğerlerim var. Onların şeyiyle meşgulüm. Yani bu da bana yetiyor falan diyecektir. E, Kürtler de böyle diyor zaten. Evet. Ayrıca şunu unutmayın, bu konuda cemaatle bir empati yapabilecek bir kesim varsa o da ancak Kürtler olabilir. Çünkü şu anda yaşanan yığınla insan hakkı ihlalini, işkence kötü muamele dahil hepsini asırlar boyu, özellikle son asırda Kürtler kat be kat yaşamış bir toplum. Bunu da akıldan uzak tutmayın. Dışkı yedirdiler insanlara. Köylerde insanları meydana toplayıp kurşuna dizdiler. Ve sonra da o köyü yaktılar. Evet. Cemaatin başına bu gelmedi. Bir de işin böyle bir tarafı var. Dolayısıyla ee, ne Kürtlere siz niye bu davalara sahip çıkmıyorsunuz, ne de Kürtler cemaatçilere yav da siz bizim davaları da falan böyle bir şeye gerek yok. Herkesin davası başından aşkın. Kimse haliyle ne kaybolan insanlara ne siyah transporterlarla kaçırılanlara ne de işte KHK'ların çilesiyle falan ilgilenmiyor. Böcek gibi zehirlenecekler meselesine tepki gösterildi geçtiğimiz hafta. Onun üzerine karşı taraf dedi ki ya biz sizi kastetmiyoruz biz işte bu FETÖ'cüleri kastediyoruz falan deyince ha o zaman tamam deyip tekrar işlerine bakmaya devam ettiler. Evet. Öyle bir noktaya geldi. Bu da Evet Erdoğan'ın başarısı değil. Türkiye'yi e, çünkü Erdoğan bunu 2013, 14, 15, 16 yani 3 yıl boyunca hep söyledi. Hatırlayın paralelle başladı hikaye virüs, haşere ne bileyim haşhaşi inlerine gireceğiz falan gibi yüzlerce bunu listelemişler söyleme devam etti. Ta ki 2016-15 Temmuz'una kadar bunun Erdoğan ve çevresi dışında bir karşılığı yoktu. Ama 2016-15 Temmuz'u Allah'ın lütfu oldu ve herkes aldı bunu, kabul etti. Dolayısıyla bugün bu noktaya gelmesinde cemaatin şeytanlaştırılması Erdoğan'ın başarısı değil, esasen Erdoğan karşıtlarının başarısı oldu. Çünkü Erdoğan bunu daha önce yıllarca söylediği halde toplumun geniş kesimine bu lafı, bu söylemi indirememişti. 15 Temmuz bu konuda başarılı oldu. Cemaat namına konuşan çok insan var. Başta da söyledim. Yine cemaat namına aracı olan çok sayıda insan var. Bunların hepsini görüyoruz. Yani bir takım insanlar cemaat namına konuşuyorlar. Yani diyorlar ki işte cemaat böyle bir şey yapmaz, hizmet hareketi asla falan. Yani Sedat Peker böyle söylemiş ama falan böyle bir anlaşma olmaz, olamaz falan gibi videolar ve yorumlar var hangi şeyle ne derler bilgiyle ve duyumla ve hangi kanaatle bu analizi yapıyorlar bilmiyorum. Eğer biliyorlarsa lütfen yazsınlar veya o videoların sonuna yeni bir video çekerek eklesinler. Evet ben biliyorum ki cemaat AKP ile anlaşmayacak duyumum da şudur konu da budur dağılalım. Bir böyle bir grup var. Bir de cemaat namına aracı olan gruplar var. Aa, ben sizin cemaatlarınızı yaparım. Özellikle Amerika'da belki. Zaten bu Mücahit Aslan'ın Amerika'da olması ve birileriyle görüşmesi ismini falan veriyor Sedat Peker. Ee, şey Bu da var. Yani Ahmet, Mehmet, Leyla, Ayşe fark etmiyor. Ben sizin işinizi yaparım. Şöyle bir arkadaşım var, şöyle bir hısmım var, şöyle bir akrabam var, şöyle birisi var işte efendim. Güle'nin yanında falan deyip veya Güle'nin yakın çevresinde falan deyip e, bu işe soyunanlar da var. Var. Evet. Bütün bunların hepsi e, iki, iki iki şeyden kaynaklanıyor. Birincisi cemaatin e, AKP ile 2013 öncesinde kurduğu bir koalisyon ve bu koalisyonun 2013 sonunda dağılması. Ardından da cemaatin sonraki 8 senede yaşananları, yaşanacakları öngörememesi. Bu cemaatin iki büyük sorumluluğu bana göre. Daha evvel yazıp çizip, çizip söyledim. Üçüncü olarak da e, geriye doğru 7-8 yıldır yaşanan olayları e, zulmü, hukuk ihlallerini, insanların başına gelenlerini, maddi manevi sahada yaşananları işte çil yavrusu gibi dağılma mı dersiniz, bölünme, parçalanma mı dersiniz, taş, taş üstünde kalmama mı ders, kalmama mı dersiniz? Son 7-8 senedir bunu bertaraf edecek, bunu tersine çevirecek herhangi bir şey olmadı. İlerleme olmadı. Cemaat namına, Hizmet hareketi namına olmadı. Yani durumu tersine çeviremedi. Bu da eklenince ister istemez bu laflar çıkıyor. Yani işte şeyle anlaşılacaklar, yapacak bir şey yok. Yani bu durumu tersine de çeviremediler. İşte en azından zararı neresinden dönülürse kar falan gibi bir şey. Birileri de bu haleti ruhiyeden hareketli aracı oluyor. Veya işte efendim biz yaparız sizin işinizi falan diyor. Bütün bunların hepsine en başında Fethullah Gülen dahil olmak üzere bir açıklamayla, bir demeçle bir yazılı açıklamayla veya yazılı bir bültenle neyse set çekebilir. böyle bir şey vardır diyebilir, böyle bir şey yoktur diyebilir veya böyle bir şeyi düşünmüyoruz diyebilir. Bu da söylenmediği için ister istemez az olan konuşuyor. İşin böyle bir tarafı var. ben gazeteciyim. Yaşanan ve yaşanacak gelişmeleri gruplar, liderler, siyasi hareketler, gayri siyasi hareketler, cemaatler fark etmiyor. Hepsi açısından değerlendiririm analiz etmeye çalışırım takip ederim ama e, burada da e, gerçekten can sıkıcı gerçekten hakkaniyet dışı gerçekten tarihin akışına veya genel siyasi akışa ters kritik edilecek bir konu olduğunda oturur kritik ederiz durum tam anlamıyla e, bu merkezde görülüyor sende bir bilgi var mı bende sadece şöyle bir bilgi var bundan e, bir bir buçuk sene kadar önce ee, bu konuda etkili e, sözü dinlenen isimlerden e, biri olduğuna inandığım kişi ki şu anda ismini açıklamaya mezun değilim çünkü kendisinden izin almadım, İyi parti kanalıyla bir anlaşma, bir sul çağrısının kendilerine ulaştığını e, ancak e, bunu e, görüşmeden dahi reddettiklerini söylemişti bir bir buçuk sene kadar önce yani bu vardı. Demek ki oluyor. Bundan sonra da olmaya devam edecek öyle görülüyor. Ama dediğim gibi cemaat merkezinin yönetiminin ne diyorsanız bu söylentileri kesmek elinde ee, kesmesi de icap eder. Evet vardır böyle bir şey. Evet yoktur böyle bir şey. Şey hayır yoktur böyle bir şey ya da işte efendim böyle bir şey olabilir ya da böyle bir şey asla olamaz gibi. Ha şu da olabilir. Çok hareketli, çok dinamik, dinamik, öngörülemez bir süreçten geçiyoruz. Şu aşamada ne söylesek kendimizi bağlayacak halde de değiliz. De denebilir sanki bu tercih ediliyor. Bir diğer konu Erdoğan sağlığı meselesi. Sait Sefa dün çektiği videoda Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili saray kaynaklarına dayanarak enteresan bir kulis verdi. Onu dinleyelim. Onun üzerine bir iki cümle kurup yayını yavaş yavaş sonlandıracağız. 10 yıldan beridir Erdoğan hasta deniyor. Ve dikkat edin beni izleyenler, 10 yıldır Twitter'dan takip edenler, YouTube'dan 5 yıldır takip edenler, daha doğrusu YouTube'dan değil de Periskop artı YouTube'dan takip edenler, ben hiçbir zaman Erdoğan'ın hastalığını gündeme getirmedim. Çünkü hiçbir zaman bu hastalık Erdoğan'ın ülkeyi idare etmesinde ve siyasi kararlar almasında etkili olabilecek bir değerde değildi. Ama şimdi niye dikkate alıyorum? 3 aydan beridir çünkü Erdoğan gerçekten almış olduğum çok ciddi haber kaynaklarından almış olduğum bilgiye göre sarayda ciddi anlamda Erdoğan'ın hastalığı üzerinden Erdoğan'ın artık bu ülkeyi yönetemeyecek olduğu belirgin olduğundan aktörler birbirleriyle gizli pazarlıklar yaparak ne yapabilirizin çalışmasını yapıyorlar. Evet sarayda birileri Erdoğan sonrasına dönük çalışma yapıyor diyor. O arada Hayrettin Karaman da fetvalarını değiştirmeye başlamış. 23 Haziran İstanbul seçiminden önce verdiği iktidar eleştirilerden korumak için doğruları söylemeyi dinen yasaklayan fetvasını kaldırmış. Artık torpilciyi yolsuzu namaz kurtaramaz falan demiş. Bu işin ayrı bir tarafı Ayreddin Karaman da evette evet yaptıklarıyla burada ve ötede hesabını verir. Ayrı bir konu. Erdoğan'ın sağlığı artık saklanamaz boyutta. Erken seçim seçim ve buna dayalı bir takım e, ihtimallerde bağlı olarak değerlendiriliyor. E, %100 eğer lider sallanmaya başlamışsa e, çevresindeki de e, kendi durumunu gözden geçirir. E, sarayda dolayısıyla böyle bir e, mavranın dönmesi son derece doğal. Lider sallanmaya başlayınca evet Erdoğan sonrası ne olacak diye birileri ee, Hulusi Akar olur, Fidan olur, öbürü Beriki olur. Ee, kendi iktidarlarının hesabını yapmaya başlayabilirler. Lider sallanmaya başlayınca e, Süleyman Soylu vesaire gibi birileri de çıkıp mesela Oda TV'nin desteğine bile muhtaç hale gelebilir. Oda TV adam çalışkan diye manşet attı yahu Süleyman Soylu'yu kastederek. Çok hatası var, eleştiriyoruz ama hakkını da verelim. Adam çalışkan. Evet. Ciddi bir iktidar mücadelesi var Ankara'da yaşanan o Aynı zamanda öngörülemeyen pandemi e, ve e, serbest düşüşe geçen ekonomi önümüzdeki ayların hele Eylül'den sonrasının gündeme olacak. Bekleyip göreceğiz. Bugünden öngörmek, bugünden zaman vermek seçim şu zaman olur. Erdoğan şöyle devrilir, Erdoğan'ın durumu şu kadar kritikleşir, Hulusi Akar fidan cephesi şöyledir, böyledir demek için son derece erken. Her şey olabilir. E, Türkiye bir darbeler ülkesi daha önce yaşandı halen yaşanıyor ve ileride de yaşanacak. Bunu hiç akıldan çıkmayın. Türkiye'nin bir Orta Doğu ülkesi olduğunu, Doğu ile Batı arasında son 150 yıllık köprü görevinin sonlandığını ve o köprünün fena halde çatırdadığını da akıldan uzak tutmayın. Bir sonraki yayında karşılaşmak umuduyla hoşçakalın efendim.